Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir video ile yine karşınızdayız. Ben Murat Hoca. Bu videomuz bilgilendirme videosu olacak yine. TYT nedir sorusunu soracağız. Herkesin girmesi mecbur olan, girmesi gerekli olan, girmeden sınava giremeyecek, daha doğrusu üniversiteye giremeyeceği sınav olan TYT'den bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Temel yeterlilik testi olarak açılımı yapılıyor hepinizin malumu. Kısaltması da TYT'dir. Temel yeterlilik testi, yani kısa anlamıyla TYT, artık yeni dönemde üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanmış birinci oturum. Hepinizin malumu 3 tane oturum var. Bunlardan birincisi ve zorunlu olanı, sınava giren herkesin üniversiteye yerleşmek için girmesi gereken oturum. Yani birinci oturum. Bu sınavda öğrenciler matematik, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilimler testleriyle karşılaşacak. Onları bekleyen testler bunlar. Sınav ne zaman yapılacak sorusuna gelirsek, Haziran ayının bir hafta sonu 2020 yılı içinde arkadaşlar, hepinizin malumu tarihler açıklandı. Onunla da ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. TYT temel yeterlilik testi sınavı, bunu silelim, yapılacak ve bu sınavda da 120 soru sorulacak. Demek ki Haziran ayının bir hafta sonu olacak bu. Ki zaten sınav, biliyorsunuz, okullar kapandıktan sonra yapılıyor. Sınav süresi 135 dakika olacak. Soru sayısı 120. Süresi de 135 dakika. TYT'den bir gün sonra ise ikinci ve üçüncü oturum. Hepinizin malumu ikinci oturum AYT, üçüncü oturumda YDT olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. TYT sınavı genel sınava olarak etkisi olarak genel puana etkisi, şöyle yazalım buraya, %40 oranında olacak. Bir diğer sınavın AYT'nin genel puanı da ortalaması ne olacak? %60 değerinde etkisi olacak, hatırlatalım. Yani TYT genel puanınızın hesaplanmasında %40 olarak etkili olacak. TYT puanının hesaplanabilmesi için bir kural getirdi. Peki kaç net yapmanız gerekiyor? En az ondan bahsedelim. Yeni sistem ile birlikte sınava yeni bir kural eklendi. TYT puanınızın hesaplanabilmesi için Türkçe ve matematik testlerinin birinden, dikkat, Türkçe ve matematik, ama en az ne yapmanız lazım? 0.5 net yapmanız gerekiyor ki TYT puanınız hesaplanabilsin. Aynı kural AYT için de geçerli, hatırlatalım. Orada da aynı şekilde 0.5 net yapmanız lazım ki hesaplanmasını istediğiniz testlerden, çözeceğiniz testlerden bir tanesinde bu puanı almanız gerekmektedir diyelim ve devam edelim. Örnek vermek gerekirse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. TYT'de matematik testinden 2 net yapan birisi Türkçe testinden 0 net yapsa da puanı hesaplanır. Çünkü 0.5 en azı ne yapmış? Yerine getirmiş oluyor. Türkçe testinden 0.5 net yapan birisi matematikten -1 net yapsa da puanı yine hesaplanır. Bu testlerin en az birinden 0.5 net yapsa yine hesaplanır. Ancak dikkat edin, iki testten de 0 net yaparsa diğer testi, yani sosyal bilimleri ne kadar çözerse çözsün puanı hesaplanmayacak. Fen bilimlerini full yapsa da puanı hesaplanmayacak diyelim ve devam edelim. TYT'de hangi konular çıkacak? Ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıf konuları çıkacak. Hatta bu sınıftaki sorular çıkacak diyelim. Ancak burada dikkat edeceğiniz şey, yapılan açıklamalarda TYT'de bu sınavda, yani TYT'de temel yeterlilik testinde, sınavı silelim, yanlış olmuş, daha çok mantık ve okuduğunu anlama sorularıyla karşılaşacaksınız. Bunu Türkçe'de de göreceksiniz, matematikte de göreceksiniz, diğer derslerde de göreceksiniz. Emin olabilirsiniz bundan. Hatırlatalım, önemli bu zorunlu olan sınav için. Evet, hangi derslerden kaç soru çıkacak peki? Türkçeden 40 tane, matematikten 40 tane olmak üzere yekününü bunlar oluşturuyor. Yani 80 tane soru buradan geliyor. Diğer testlerden ise arkadaşlar, yani fen bilimlerinde fizikten 7, kimyadan 7, biyolojiden de 6 soru gelecek. Sosyal bilimler testinde ise 5 tane din kültürü ve ahlak bilgisi, 5 felsefe grubu, 5 tarih, 5 coğrafya olmak üzere karşınıza toplamda ne çıkacak? 120 tane soru çıkacak diyelim ve devam edelim. Baraj puanları nedir? Baraj, biliyorsunuz arkadaşlar, tercih yapabilmek için konulan bir sınır. 150 ve 150'den yüksek puan alırsanız ön lisans, yani 2 yıllık fakültelere girebiliyorsunuz. Yani tercih yapabiliyorsunuz. Yine TYT'den 150 ve üzeri puan aldıktan sonra gireceğiniz AYT ile birlikte hesaplanacak olan puanınızın en az 180 olması lazım ki, ve üzeri olması lazım ki 4 yıllık fakülte tercihi yapabilin. O yüzden TYT ne kadar yüksek puan alırsanız en azından baraj için
o kadar sizin için iyi olacaktır diyelim ve hatırlatalım. 200'den yüksek alırsanız bu puanı seneye kullanabiliyorsunuz. Nedir bu seneye kullanmak diyorsanız, yani seneye sınava girmek istiyorsanız bu puanı kullanabiliyor ve bir daha TYT'ye girmenize gerek kalmıyor diye hatırlatalım ve devam edelim. TYT puanınız nasıl hesaplanır peki? Burası önemli bakın. Soru çözerken, hazırlanırken, netlerinizi arttırırken dikkat edeceğiniz bir husus. ÖSYM sınavdan önce sınavlar ve dersler için katsayılar paylaşır. Burada da ortalamalarından bahsedelim. Yüzde olarak ele alırsak katsayılar %33 Türkçe ve matematik. İkisi %33 yani. Bunu söyleyelim. Fen bilimleri %17, sosyal bilimler de aynı şekilde %17 olmak üzere karşımıza çıkmakta. Ancak burada %17 sizi şaşırtmasın. Dikkat edin. Burada soruları bir soru üzerinden değerlendirirsek Türkçe ve matematik soruları 3.3 puan getirirken fen bilimleri ve sosyal bilimler soruları 3.4 puan getirmektedir. Aklınızın bir köşesinde yer etmeli, önemli bir durumdur bu. 0.1'den ne olacak demeyin. Çok önemli bir puan sizin için önemli olacaktır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ve TYT ile alım yapan bölümler hangileri, kısaca bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Yeni düzenleme ile birlikte sadece tüm 2 yıllık lisans bölümleri TYT ile alım yapacak. Artık 4 yıllık yüksekokullar alımı neyle yapacak? AYT puanı ile yapacak. Haberiniz olsun diyelim. Gitmek istediğiniz bölümü, tercih edeceğiniz bölümü buna göre değerlendirin. Bu değerlendirmenizi ona göre hazırlayın. Kendinizi de ona göre diyelim. Ve arkadaşlar, videomuzu da burada bitirelim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diyorum. Küçük bir hatırlatma. Abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.